Mesela şu günlerde Amerika ve Yunanistan'ın çok fazlaca yakınlaşması çok konuşuluyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır'ın üçlü bir şekilde Mısır ve Yunanistan'ın ABD'ye üç üssünü açmasıyla ilgili süreç. Türkiye kime mesaj? Türkiye'ye mesaj. Türkiye mesaj. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de önümüzdeki haftadan aydan itibaren artık sondaja başlıyor. Sizin hep söylediğiniz bir şey vardı. Türkiye petrol çıkarmaya çok yakın. Doğalgaz veya petrol ya orada ya Güneydoğu'da. Çıkartmaya çok yakın. Ve 6 ay gibi bir süre galiba, değil mi söylediniz? Evet, aynen öyle söylemiştim. Çünkü işaretler var. Çünkü herkes buldu. Yani herkesin bulduğu bir yerde bizim bulmamamız gibi bir şey yok ki. Hani şöyle düşünsene. Şurada geziyoruz, her tarafta elmas var. Ama ben hiçbirini görmüyorum. Ben bulamıyorum, göremiyorum. Böyle bir şey değil. Herkesin bulduğu yerde şu anda Türkiye'de doğalgaz çıkartacak. Herkesin bulduğu yerde diğer faaliyetlerini icra edecek. Düşün, sınırın burası. Bir kilometre burada petrol var. Burada petrol yok, öyle mi? Bu yeraltı suyu mu? Havza, bak yani 10 kilometreden bahsetmiyorum, 50 kilometreden bahsetmiyorum. 100 metre, 500 metreden bahsediyorum. Kamışlı'ya gitsinler. Diğer yerlere gitsinler. Güneydoğu'da gezerken, özellikle doğuda bizim gezerken gördüğümüz sahneleri hatırlayanlar bilir. Yani burada petrol olmaması mümkün değil diye bildiğimiz, hatta dışarıya kustuğu yerleri bildiğimiz yerler vardır. Operasyon için gezdiğimiz yerlerde. O yerlerde zamanında PKK olduğu için, hatta PKK hep orada olmak zorunda bırakıldığı için hiç arama yapılamayan yerlerde Türkiye şu anda petrol arıyor. Eskiden PKK yüzünden çıkılamayan yerlerde şimdi petrol araması yapılıyor. Kuyular vuruluyor. O zaman yani bu değişimi görmezsek, evet, bu kapışmayı, dünyanın kapışmasını görmezsek, ABD ile Çin ve Rusya arasındaki büyük rekabeti, büyük kavgayı, bu kavganın içinde Avrupa'yı görmezsek ve bunun tam merkezinde yer alan Türkiye'yi görmezsek, yaşanacak olan hiçbir oyunu anlama şansımız yok. Yani, oyun o kadar büyük, o kadar büyük kurgular içinde geçiyor ki. Sen Cemal Kaşıkçı olayına bu perspektifte Cemal Kaşıkçı bakmamız olayı, lazım. Cemal Kaşıkçı olayı başından başlayan, hep başında bu olay olduğundan andan itibaren söylüyorum. Bu olayın siyasi, istihbarati ve adli boyutlarıyla analiz etmeden bu işin sonuna çıkamayız diye hep söyledim. Adli tarafı şuradaki vakadır. Evet. Cemal Kaşıkçı'nın ne olduğunu ve nasıl başına bir şey geldiğinin çözülmesidir. Ama bunun çözülmüş olması şu söylediğim iki olayın aydınlatmayacaktır. Karlov suikastinde o adamın bağlantısının niçin oraya götürüldüğünü sorgulanmadığı müddetçe olayı çözmüş olamazsın.